Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Maryland sayfa 130. Bazı kardeşlerin böyle zorlandığı oluyor. Mahluk vacip ortası berza. Maryland'da böyle bir şey. Sıfo değil, emri itibarinin vücud alıcısı yoktur. Ama Adem de değildir. Vücudu da yoktur. Ama vardır. İlmi bir vücut var. Ona ilmi vücuda berzah deniliyor. Tamam. İlmi vücutların yani berzahların da meratipleri var. Şimdi meyla. Üzerine kavga olan meyla. Meyla sanki böyle bir mahluklaşma süreci gibi bir değişim bir durum var. Yani İnkılap. Sonra yani bu meseleye baktığım zaman Eşari, Maturidi bunlar dev adamlar. Yani niye böyle bir şeyde ihtilafa düşmüşler? Ya da niye bu şeye, böyle bir şeye vacipmiş gibi bakmaya çalışmışlar? Yani neyi anlamaya çalışmışlar ki bunda sıkıntı yaşamışlar? Yani? Bunu konuşabilmen için Risale-i Nur talebi olman lazım. Bir alim kafandan, ruhundan, elinden Risale-i Nur'u bu soruyu sor bakalım. Meylan denen bir şey. Bu adamlar bunu ortaya koydular. Biz ortaya koyduğu ihtilaflarını anlamaya çalışıyoruz. Hı? Evet abi. Risale-i Nur'u elimizden alsalar, mesela vahdet-i vücut, vahdet-i şuut. Şimdi mesela Doktor Sefin Hanım bunu şekillendirdi, tamam mı? 18 tane mi, 11 tane mi? Şema yapmış. Bazıları dönüyor bana, diyor ki, ya bu kadar dinlediği, o kadar küllat, o ortaya çıkarttı, abi, ablalar şekillendi. Abi ya bu kadar nasıl burada şey yaptılar diyor. Külliyatı bir alayım kafandan. Abi onu okudun. Ya daha külliyat okuyunca anladım. Vahdet-i vücut denen bir şey var. Adam yokken onu vücuda çıkarıp ve tanımladı. Onun için İslamiyet'in mucizesidir. Muhittin Hanım. Meylan, cüz-i ihtiyarının usul esası olan meylan, cüz-i ihtiyarı, usul esası. Meylan, Maturidi bir emr-i itibaridir, abde verilebilir. Emr-i itibarinin yerini biliyoruz değil mi? Bir daha, cüz-i ihtiyarının usul esası olan meylan, Maturidi bir emr-i itibaridir, abde verilebilir. Emr-i itibaridir diyor. Dolayısıyla abde verilir. Mahluk değil çünkü. Ya, o öyle çözmüş. He. Değil. Öyle mi değil? Öyle demiş. Hı. Fakat Eşari ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Meylana. Mevcut olarak görüyor. Mevcut olarak görüyor. Mahluk görüyor. Yani. Mahluk çünkü vücuda çıkmış diyor. Vücuda çıkmışsa bu mahlukun sahibi Allah'tır. Hı. Sonuçta ikisi de Allah'a bağlıyor. Tabii mahluk değilse nasıl... onu söyleyecek. Onu söyleyecek. Yani abde vermiş. Fakat o meylandaki tasarruf, yani Dari meylana mahluk dememiş. Abde vermemiş meylan. Maturidi. Eşari mahluk demiş. Evet. Mahluk olunca Allah'ındır. Fakat o sistem, meylan sistem, mahluk. Fakat onun arkasında insanın elinde olan meylana hükmeden tasarruf vermiş. O mahluk değil. O zaman bu şekil silelim de bir onu yazalım ya tam otursun böyle. Şekilsiz olmuyor. Sizin makineler böyle, bizimkiler böyle. Mahluk demiş.
Fakat buna tasarruf, tasarruf, mahluk değil demiş. Tamam abi. Mevlana mahluk değil. Dolayısıyla mahluk değil, abde vermiş. Abdin eline vermiş bunu. Aslında aynı şeyden bahsetmişler ama. He? Aynı şeyden bahsetmişler. Sadece ona mahluk dediği için meyalana vermemiş. Bir mertebe değişmiş. Yani şöyle çapraz. Buna bir misal verebilir miyiz abi? He, vereceğiz. Mahluk onlar bir şey nasıl abde veriyor abi ya? He? Ortada bir şey yok. Abde nasıl veriliyor? Mahluk değil. Mesela emri itibarı var ya bizde. Mahluk değil. Bizde sen içeride istediğini misala içeride kesip biçmiyor musun? Hatta bu emri itibariye, bu benim kanaatim. Bu emri itibari nisbi değil. Emri itibari adeta Allah'ın Halik ismine ayna. Hani Halik neydi? Yani. Yaratıyordu ya. Hiçlikten yaratıyordu. Şimdi buna cami bir ayna. Olmayanı yapmıyor muyum? Mimarın projesi gibi. He, mimarın projesi gibi. Mesela ben bu tarlayı kaldırıyorum. Hakikaten inan bana Süleyman. Binayı görüyorum ha. Şu anda. Herkes de olur be. Ha, bu ne oluyor? Olmayanı var yapmak, aynı gücü, ya bu güce sahip olanı varı yok yapar. Hani emri itibari olanı. Emri itibari olanı. Bu dolayısıyla abde verilmiş. Vücudu yok. Eğer emri itibari mahluk olsa, o zaman her şeyi tasarladığın her şey vücuda gelecek. Bina tasarladım ya, itibar ettim. Hemen oradadır. Hemen vücuda veriyor. Şimdi gidelim sırayla. Hiç oynatmadan. Tasarrufu mahluk değil demiş ve abde vermiş. Tasarrufu vermiş. Bunu mahluk değil, mahluk demiş yani. He şey, mahluk demiş. Tasarrufa değil demiş. Tasarrufa değil demiş. İkisi de mi emri itibarı demiş abi, yoksa bir emri itibarı bir emri nisbi mi demiş? Yok, ikisi emri itibarı. İkisi de emri itibarı. Çünkü demiş. Mahluk, emri nisbiler mahluktur. İşte ikisini beraber emri nisbi diyor en son. En son. Tamam. İki emri itibarı da emri nisbi demiş. Şimdi Eş'ari ona mevcut nazarıyla baktığı için emri nisbi mahluk dediğim şu. Dış dünyadaki nisbi, o sistem değil yani. Bizdeki o sistem değil. Nispet ettiğimiz var ya işte soğuktur, sıcaktır. He. Ama itibari de o da yok. Tamam, kesiyor, biçiyorum. Nisbi de var, realitesi var. Orası mahluk. Burası da değil. Fakat o meylandaki tasarruf eşarici bir emri itibaridir. Öyleyse o meylan, o tasarruf. O meylan demek Maturidiyecedir. O tasarruf demek eşarici. Bir emri nisbidir. İkisi. Şimdi ustad, ha, ne demiş ustad onu? Ona yani meylan. Meylan da olsa, tasarruf da olsa şu, nisbidir. Bak, meylan
İsmi. Veya mahluk mu demiş o zaman? Tasar rufa bir bakmış. Mahluk değil demiş ve emri nisbidir demiş usta. İkisini cem etmiş. Bu meylan Maturidi'ye göre, bu tasarruf Eşari'ye göre. Yani sonunda bu adamlar bir şey anlatmaya çalışmış. Birisi ne yalan, birisi tasarruf. Aynı, aynı şeyden bahsediyorlar. Aynı şeyden bahsediyorlar. Biraz ötekisi biraz daha değişik. Yani yukarıda mı atmış? Tamam. Benim merak ettiğim neyi anlatmak istiyorlar bunlar abi? İnsanda cebir var mı yok mu? İşte. Tamam. Onu çözüyorlar ama tabii ki ben de anladığım şey bu, bunu anlatırken cebir mi cebir, o bu kadaya değmez. Değmez bu takıl kavgaya. Ben şuradan onu anlıyorum. Şunlar uğraş. Bir şey çözerken sistemi tanımlıyorlar. Evet. Sistemi. Sistem hastaları bunlar. Ya bu kadar büyük zatlar, böyle adamlar, ya bunlarla nasıl şey yapmışlar? Kavgaları bir isim üzerinde, sıfat üzerinde. Balık ceverdir. Balık kokusu sıfattır. Tamam. Yani bunu anlatırken çok önemli bence. Bu insanlar, dev adamlar, biz varı anlamaya çalışıyoruz ustadın gözüyle. Bu adamlar onu ortaya çıkarmış. Bunlar konuşurken bunu çözmek için uğraşmamış o kadar. Esas anladığım sistemi tanımlamaya çalışmışlar. Sistem. Ya bu kadar olsun, onu konuşma. Bunu konuş, sistemi nasıl çözeceksin? Ha? Sistemi tanımlamaya çalışmışlar. Sistemi bildin mi? Sistemin arkasına geçiyorsun. Çünkü zira bir şeyi hakim olmadan kullanamazsın. Bir şey arabaya hakim olmadan kullanamazsın. Şimdi bir şey bilmeden şerinden kurtulamazsın. Değil mi? Şimdi mesela şeytan bu sistemin neresinde, bu sisteme nasıl giriyor, nerede ne yapabiliyor, ne kadar yetkisi var? Tamam. Onun sistemi bildikten sonra bana diyor ki imanın yok mesela, millet anlatırken. He yok. Ya bir tanesi diyor ki yazıda. Ya bunu nasıl rahatça söylüyorsun sen dedi ya. He yok. Çünkü sistemde imanın yeri ta mecude fenay, fenay, fena. Fena filla. Peki onun altında arş-ı azamdaki imanım. Şeytanın haberi bile yok. Üstad diyor ki değil eli diyor. Nazarı bile o inciye girmez. Bir, meculdeki iman. Şeytan bilmiyor. İki, iniyorum aşağıya. Çizeyim mi? Gerek yok değil mi? Yok. Ha, aşağı zamdaki iman. Şeytan bilmiyor. Lef-i mahfuzdaki iman. Bende var ama şeytan haberi yok bendeki o iman. Arştaki imanımdan haberi yok. Celal ve cemalin bizdeki alem olarak cennet cennet bizdeki celal. O imanımdan haberi yok. Ondan sonra daireliğim, daire hayattan haberi yok. Kürsteki imanından haberi var. Kürsten takıldı şeytan. Ha? Ha. Şimdi ben sistemi biliyorum. Kürsün arkasında da fark etmişim. Bana imanın yok dediği şey, şeytanın şahit olduğu yere kadardır. Onun bana telkini. Kürse kadardır. Ama ben kürsün arkasından konuşuyorum. Şeytan değil eli, nazarı bile ulaşmaz diyor. Evet. Şimdi devam ediyorum. Üstad niye emri nisbi demiş abi? Emri nisbi. Şimdi yani onların emri itibari dediğiniz sebebi. Niye emri nisbi? Üstad emri nisbi demiş. Şimdi itibari desin. Evet. Emri itibarinin cevelanı içsel alemdir.
içsel yapıdır. Emri nisbini cebelanın birinci derecede dış dünyadır. Varlık düzeyidir. Şuraya abi emri nisbi yazmışsınız da bir itibar olması lazım değil mi altına? Biz de onu soruyoruz. Yok emri nisbi. Üstad diyor yani. Bak oraya bakar mısın oraya? Üstad emri nisbidir. Öyleyse o meylan, o tasarruf bir emri nisbidir. Nasıl mağlup değil o zaman abi? Ha şimdi vücud harisi bana bir bak. Emri itibari ve emri nisbi sistem olarak mahluk değil. İkisi de. Fakat iyi burayı kaçırmaya çok ince bir şey. Emri itibarinin çalışma zemini dışarıdan alınanlar artı içsel meyiller, arzular, hevesler. İçeride kesiyorum, doğuruyorum, biçiyorum. Beyazı siyah, siyahı bir şey yapabiliyorum. Emri nisbinin böyle bir lüksü yok. Emri nisbi sistemdir, mahluk değil. Ama cevelan ettiği şey bunlardır. Bu mahluktur. Hani emri nisbinin şey yaptığı, mesela büyüktü, küçüktü. Bak mesela diyelim, niye mahluk değil? Büyük dedi şu binaya. Büyük, gece kondu ya. Aynı o binayı, İstanbul Levent'teki binaya kıyas ediyorsun küçük. Ha, sistem mahluk değil. Sistemin işlevine zemin olacak şeyler nisbinin mahluktur. Diş dünyadır. Diş dünyadır. Emri itibari kendisi hem zaten mahluk değil. Hem de, buraya geleceğim. Hem de kullandığı malzemeler dışarıdan gelenler artı kendi tasarladığıdır. Şimdi cüz-i itiyari, fiil ya, eylem ya, namaz kılmak, kılmamak, içki içmek, içmemek. E diş dünya değil mi? Buraya emri itibari kullanılmaz. Çünkü onu tanımlayan cehennem mahluktur. Onu tanımlayan itibari değil, nisbidir. Cennet, cehennemle nisbi. Namaz kılmak, kılmamak nisbi. Tamam mı? Diş dünya konuştuğumuz için bu iki sistemden hangisini kullanacağız? İtibari mi, nisbi mi? Nisbi. Ha, nisbinin şeyi bu içeride değil. İçeride kol kanadı yok. Onun çalışma şekli diş dünya. Şimdi cüz-i ihtiyarı dışarıda. Yani eylem, eylem, namaz kılıp kılmamak, cebir var falan diye dış dünya konuşuyoruz. Dış dünya konuşunca iç dünyanın sistemini olan itibari kullanılmaz. Dış dünyayı tanımlayan, içimize taşıyan, dış dünya içeriye taşıyan sistem kendisi itibaridir. Sistem aslında. Üstad burada bir tahsis mi yapıyor şimdi? Tasnif yapıyor aynı zamanda. Hem de hem yani tahsis yapıyor. Tahsis yapıyor. Düzeltiyor. Tahsis yapıyor. Hem de tasnif ediyor. Hem de cevelanını gösteriyor. Yerini gösteriyor. Burada tahsiye ediyor tabii. Dikile ikisini birleştiriyor. Bir tane de taşıyı birleştirmeyi söyleyeyim. Allah gözükmez dediler. Ulemanın bir kısmı. Allah gözükür dedi ulemanın başka bir kısmı. Ustad düzeltiyor. Diyor ki sen Allah gözükmez diyen doğrudur. Vahidiyeti. Ey sen Allah gözükür diyen doğrudur. Ehadiyeti. Ha, mahluk değildir. Nereye? Meylana. Peki mahluk, mahluktur dedi Eşari. Ne mahluk değil? Onun arkası. Ne dedin sen ona diyor usta? Kızdırmıyor onu. Ver bana onun mağazını. Tasan koydum. Buna mahluk demedin. Tamam. Netice bu. Ha, bu meylan alfabe, me, bu te, ta, se. İkisi aynı. Silersem ikisini, bir tane İrfan da yazsam. İrfan da aynı şey. Önemli olan o mesela Maraş'a 10 kilometre. O tabela. Maraş hoş geldiniz. Tabelaya mı geldi? Ha? Tabela tanımlamak içindir. İşaret peki Üstad abi külliyatın çeşitli yerlerinde tasarrufu kabul etmiyor. Tasarruftan vazgeçtim diyor. İşte beşeri şöyle kabul etmiyor değil de kullanırken ulemaların ben baktığım için selefiye olsun, bu bitmiş selefiye de eşer matur ulemanın iki tane itikat imamımız var ya ehl-i sünnet, ikisi de o ekseriyeti mutlaka maturidinin kavlini kullanmış tasavvuf, çünkü herkesin şahit olduğu alemde meyil var, meylan unvan olmuş alem olunca usta ha tasarruf kullan ha meylanı kullan ama ulemanın ekseriyeti mutlakası şeyi kullanmış.
Meylan'ı kullanmış. O zaman ustad da fark etmez diyor yani. Onlar ne muhalefet yaptı ekseriyeti? Tasarrufu az kullanmışlar Süleyman. Ulema, mesela Celaleddin Suyuti vesaireler, şunlar bunlar, Gazaliler. Meylan'ı kullanmışlar. Ustad da tamam. Fark etmez ki. Şimdi işaret edeceğiz. Oraya bakın. 73. İnsan kat gibi zahiri ve ihtiyarı olan fiilleri. Ha bu da... Evet. İşte bir şey daha vardı. Oraya atladık. Atladın mı? İnadadan gelen evan bir diyor. Burada lüzum zarlar çocuk mevzusu burada geçiyor. Onu girmeyeceğiniz değil mi? Gireceğim. Yani burası mı yeri yoksa... Yok değil. Mesela göstereceğim zaten. Yani nereden buldun, kaynak buldun, yani çalışma şeklinden alırsa bu işin içine çıkamayız. Yani deftere çektiniz. Şey resmi sizde. Yani, kurban. Yani. Ha. Ha yani yok şuradan buldum, şuradan şöyle buldum. O zaman bir kere lüzumu ispat etmek için lüzumun ilim olduğunu zaten bir saat bana vereceksiniz. Evet. Çünkü ben 1,5 sene verdim 3 kelimeye. Size 1 saat o, 1 saat o, 3 saat o. Onun için biraz şey olacak. Dinliyoruz onu. He. Orada abi şey cümle aslında bayağı o altıncısını okuduk ya şey emri itibari şey Eşari Maturidi'de. Orada devamında emri itibarisi illeti tanımı istemez ki. İlleti tanımı vücud için lüzum. O kısmı bir yani iki tane cümle var zaten. Onu okuyarak ifade edebilir miyiz? He tamam. Peki 467. Yani o paragraf bitmiş oluyor o zaman. Evet. Peki tamam. Ona gireceğiz dedik. Değil mi? Tabii. Ben şu an... Zaten yani dağılır mı diye yok. Bak. Dağılmaz mı? Cüz ihtiyarının usul esas olan meylan. Maturidice bir emri itibaridir. İtibari olunca içsel hal. Tamam mı? Ne olur onu şey yapın meşk edelim. İtibari deyince dış nisbilerin getirdiği, dış dünya malzemelerin, içteki tasarımların karmasından yani yeni bir şey yapıyor. Dışarıdan aldığı malzemeyi kesiyor, biçiyor, doğruyor, kuyu yapıyor, çıkarıyor. Tamam mı? İtibari bu. Sistem bu. Bu acayip bir sistem koymuş. Nisbi ise içeride tasarlayıp kesip biçecek şey değil. Dışarıdan al. Dışarıdan alıyor. Dış dünyayı alma mekanizmamız mahluk değil. Nasıl bir şeyse. Ene gibi ya. Mesela ene gibi nasıl olur? Termometre sıcaklığı gösteriyor 40 derece ama kendisi sıcak değil. 40 derece değil. Ha, neyse devam edeyim. Bunlar bilindiği için apta verilebilir. Çünkü vücudu haricisi olmayan apte verilir. Vücudu haricisi olan kudrete istinad ettiği için, mahluk olduğu için apte verilemez. Yemek ağır geldi mi size? Yok, İyi misiniz? İyiyiz abi. Söyle abi. Tamam abi. Çok güzel. Fakat eşar ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Katile de bunu düşünüyor abi. He doğru. Yani aslında tanımların içini külliyatla dolduramayınca sıkıntı oradan oluyor. Havada kalıyor. Lugatla olunca olmuyor. Şimdi fakat o meylandaki tasarruf. Yani onu şeyini alıyor. Eşarcı bir emri itibaridir. Emri itibaridir. Öyleyse o meylan, o tasarruf yani Maturidi ve Eşari diyor. İkisini bir yerde topladı. O meylan, o tasarruf. Bir emri nisbidir diyor. Muhakkak bir vücud haricisi yoktur diyor. Bu vücud haricisi yoktur. Statü hükmünü söyledi. Söyledi. Tamam, bunu söyledi, vücudu yoktur. Şimdi emri itibari nasıl itibari niye mahluk olamıyor? Mahluk olması için sisteminde neler lazım? He? Ne lazım? Bu biz o, hani deminki haritada Meylan'ın yerini şey gösterdiniz ya abi. Daire. Peki tasarrufun yeri neresi haritada? Aynı yer. Maturidi'yi koydu. Ama orada şimdiki ifadeye göre bir mahluk, mahluk değil. Aynı şey değil ki. Üstad abi. Aynı şey. Yani şey, mesela Maturidi
mahluk değil dedi. Nereye? X'e. Eşari dedi ki, ona X deme, Y'dir. Tamam. X eşittir, Y'dir. Aynı şey. Tasarrufla meylan aynıdır. Bir tanesi, o mahluk olmayana, çocuğa, doğmuş çocuğa meylan demiş, ötekisi aynı çocuğa demiş ki, tasarruf koyuyor. Usta da demiş ki, kavga etmeyin, iki tane isim koyalım aynı çocuğa. Aynı çocuğun iki ismi var. Meylan tasarruf akar. Meylan tasarruf akar. İki soy isim akar. Güzel isim oldu. Meylan tasarruf. Ama normal içinde aynı dediğimiz zaman abi yani mesela biz diyoruz ki nokta virgülle mana değişiyor diyoruz. Şimdi iki tane birbirinden farklı kelimeye biz aynı dedik şu anda yani. Biz demedik. Ustad demiş. Yok. Ustad birleştirmiş. İkisi birleşmiş yani. Buna niye takıldın ki? Ustad aynı yere demiş. Yok ben o haritadaki yerini... Ha şu, haritadaki yeri mahluk olmadığı için berzaha koydum. Berzah orası. İki, şecer-i hilkatte buraya koysak, buraya koysak. Bak, emri itibari emri ismi dimada değil mi? Dimada nerededir? Tasarruftadır. Değil mi? Tahayyül, tasavvur. Tasavvuf demedi, şey, tasavvur. Tasavvur mahluktur. İçerisindeki iki tane işletim sistemi değildir. Kalpte olan meylan, kalp mahluk. Meylan tasarruf, şey, meylan mahluk değil. İnsanın ruhunda olup ruhu olmayan, ene tasarruf şey değil, mahluk değil. Mesela, alemi berza, dünya değil, ahiret değil. Gözümüzün önünde bunlar. Şeyleri değişik, hakikat mertebeleri değişik. Ustad diyor ki, ha o meylan, ha o tasarruf bir emri nisbidir diyor. Bunu 536'da anlatıyor. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Orada bir haşiyede anlatıyor. Emri itibari ise, emri itibari. Tamam arkadaşlar. Emri itibari ise neydi? Yani emri itibari deme gereksiz olduğunu mu anlatacak şimdi? Evet. Yani yok yok diyecek. Onu açacak. Emri bak nisbidir. Muhakkak bir vücuda sebep. Emri itibari ise diyor. Evet. Emri itibari. Yani, mantıken öyle gidiyor. Onu. Mesela nasıl dedin? Yani Eş'arevi Maturidi emri itibaridir bu dediler ya. Üstad da onlara nisbidir. Nisbidir dedi. Yani emri itibari demeye gerek yok çünkü diyecek herhalde. Evet. Çünkü Ustad Hazretleri ikisi emri itibari dedi. Heh. Aynı şeye. Onlara Ustad da bir tahsil. Onların ikisi aynı şeye itibari dedi. Ustad diyor ki ikisi emri nisbidir. Çünkü dışarıdan konuşuyorsunuz diyor. Diş dünya olunca itibar konuşulmaz. Nisbi konuşulur. Emri itibari de iltifame yok diyecek. İltifamenin ne olduğunu söyleyecek. He. Şimdi emri itibari de illeti tame yok. Yok. Ama emrin ismi de illeti tamelli. Diş dünya illeti tamme var. Ha, bir daha. Emrin ismi de? Bak şimdi. O zaman mahluk olur ha. İlleti tamme olmaz mı? Kendisi değil. Kullandığı saha. Malzeme olarak. Malzeme. Yani mesela emrin ismi mahluk değil. Sistem. Tamam. Nerede cebelhane diyor? Düş saha dedi. Düş saha. Mahluk olan yerde. Mahluk olan yerde konuşuyor. Tamam. Biz de diyoruz ki, diyor ki usta. O meylan veya tasarruf olabilir. Gel. Meylan ve tasarruf ne olarak konuşuyoruz? Emri itibari. Yani emri itibari değil mi? İtibari. İtibari şeyler. Mevzusu nedir? Dış dünya değil mi? Yani fiillerimiz, davranışlarımız, kaynağı. Yani şöyle toparlayabilir miyiz? Emri nisbi dış dünyada gördüklerim. Emri itibari ise böyle kanun namus farkı gibi arada fark var. Değil. Senin evet. Şahsında uyandırdıkları o emri nisbilerin sende uyandırdığı itibar. Sen ne kadar itibar ettin o gördüğüne? Evet. Yani büyük dedin ama sana göre büyük yani. Daha büyük abi. Daha büyüğünü görene evet. Kadar sende itibar ettiği... Ettiğin şeyler. Evet. Evet. Ha burada ben şey kastediyorum. Oklar bir tanesinin baktığı, gözlemlediği, seyrettiği yer dış dünya. Ötekisinin iç dünya, iç alem. Şimdi onlara diyor ki, ustad tahsis ettikten sonra, emrin ismidir dedi. Şimdi emri itibariye neye geçtin? Bak diyor, emri itibari diyor, derseniz diyor, ben nisbi dedim diyor ustad. İtibari derseniz,
illet-i tame ister bu işin dedi, konuştuğun sahanın. Çünkü illet-i tame sahalarını konuşacağız şimdi. Amel, insan ameli, yaptığı günah, ucuzu, ihtiyariler, ameller. Şimdi dolayısıyla, biraz da gidelim daha açılır. Emri itibari ise diyor ustad onlara, illet-i tame istemez. Ki illet-i tame istemez. Senin itibariyle illet-i tame yok. He. Yani vücub, öbür neydi? Lüzum. Şimdi bak, ikisini de yazıyor. İkisini de yazıyor. İlmi kelamın ki mukayese edin. Yani söylediğimiz şeyi Risale-i Nur, Risale-i Nur'la. Tamam mı? Siyah da vardı. Siyah var mı? Bir bakar mısınız? Siyahımız vardı. Siyah elimizdeymiş. Size emri itibarı olmuştu. Ha. İtibarınız yoktu mu? Şey, illeti tam yazıyor bizi. Conta yakın abi. Tasavvur da emre itibari tahayyülde diyebilir miyiz sen? İkisi de tasavvurda dedik daha önce. İyi de, itibari de malzeme yok. Nasıl tasavvurda dedik daha önce? Nasıl? Tahayyül göz gibi abi. Dışarıdan alıyor. Ya da kulak. Şeyde tahayyülde emre nisbi var. Tasavvurda emre nisbi, emre itibari beraber var. Evet. İkisi de var. Öyle dedik. Heh, yani. Heh, tamam. Senin dediğin doğru oldu yani. Şimdi oldu. Duyu organları veri giriş eleman abi. Dışarıdan veri alıyor. Gözle, kulakla, dokunmakla, kokuyla. Ustadın sırası bu. Lüzum, evet. Şimdi illeti, ha buraya gelelim, burada durayım. İlleti tamme, onu bir bilelim. Ne demek? Ne demek? Bir şeyde dört tane şey bir araya gelirse, ilmi kelamdan konuşuyorum, bir araya gelirse o vacip olur. Artık ister istemez vücuda gelir. İttifak etmişse. Güde çıkmanın şartları. Şartları, ha. İlle-i maddiyesi olması lazım. İlle-i madde. Sureti bilinmesi lazım. Gayesi olması lazım. Bunun da bir de faili olması lazım. Tamam. Şimdi bununla illet-i tamayı çözersen, Risale-i Nur, kendiniz, bu doğrudur. Bu tanımlamalara göre ilmi kelam bilgilerini çözersiniz. Çünkü ilmi kelam, alimlerin kullandıkları tabirleri bu illet-i tamenin dört anlayışına göre kurulmuş. Bina etmişler. Bina etmişler. Oraya lüzum, vücub, zarureti kullanamazsın. Olmaz. Anladık mı? Kimyanın tanımlamasıyla, fiziğin tanımlamasıyla şey olmaz. Tamam mı? Yani üstadın bazı yaptığı mesela hafla, korku ya bir şey yüklemiş. Aynmış. Mana yüklemiş. Onu alıp mesela biz başka eski eserlere bakma şansımız yok. Çünkü Arapça, Türkçesi usta başka bir şey yüklemiş ona. Mesela salatla namaz. Salatı başka şekilde. Salatın üç tane sebebini kullanmış. Salatın üç tane farzını kullanmış. Salat. Türkçe içerisinde namazdır.
Evet, salat da namaz da var ama salat değil. Sırf namaz değil. Mesela Kur'an'da zekat, mesela sadaka diyor. O için de daha şeydir. Sağ borç gibi. Sağ, evet. Sağ, siyah. Şimdi Risale-i Nur'da ise, ondan sonra bunu konuşacağız. İllet-i tame, luzum, zarret, vücub. Ben bir tanesini misal vereyim. Üstad 654 şu alanda güneşte ziyayı nispet ederken luzumu derecesinde diyor, kullanıyor. Luzum. Yani ilmi şeylerde güneşi zat olarak, ziyayı ilim kabul ediyor. Yani güneş olsun, ziya olmasın. Olur mu? Ha, o zaman güneş varsa luzumu derecesinde, luzum, onda ziya olması, ışık olması lazım. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman luzumu nerede kullanmış? Yani luzumu kullandığı yere baktığımız zaman ilimde kullanıyor. İlimde kullanıyor. Tamam, mesela bir tane verdim, hepsini şey yapmaya kalksak uzun olur diye. İlim. İlle-i gaye değil, ille-i gaye. İyi, olmaz. Ne koydun, ne yaptın? Gaye değil de gaye. İlle-i gaye. Gaye değil. Gaye. Gaye değil. Gaye abi, gaye. Gaye abi, gaye. Peki. Yani o yapılan şeyin gayesi ne? Gayesi, amacı yani. Peki, tamam, doğrusunuz. Bu. Gaye. Ne gaye? Buraya anlattığı yerlerde ilim. Baktım ki mesela şöyle diyeyim. Bu perde, Allah Allah, uydu ha. Güzel düşünülmüş. Tamam mı? Bu güzel oturmuş. Bu İyi düşünülmüş, iyi de bu gözüken iradedir. Yani adamın tercihinin ilk bize muhatabiyeti bu. Tamam mı? Bu geliyor. Şimdi vücubu kullandığı yerlere baktığımız zaman kudret. Ne geliyor? İrade. Kudret. İrade. Zaruret, ilim. Zaruret, kudret. Peki. Zaruret irade olsa bir vücuba irade dediniz abi. Geçen Afyon dersinde yazmışız abi bunu. Farklı yazmışız. Şimdi okunduğu yerlerde aynı kanun. Vücutta maç ortaya çıkmış artık. Bu perde yakışmış. Tamam. Bu irade. Ama bu, tamam mı? Bu iyi. Şimdi bu nasıl bir şey, tamam mı? Nasıl bir şey bazen? İlim ve yapılma şekli. Yapmanın kendisi kudret. İlk önce yakıştı mı, yakışmadı mı? Sanat ve malzemesi, ilim, yapılma şeyi, vücudu, kudret. Şimdi zaten mantığı da şudur. Mantığını da söyleyeyim, sorun varsa açık. Allah kainata İlmi iradesi kudretiyle vardır der. 54 mesnevide sıfatlarıyla ilim irade kudreti hiç ayırt etmez, biliyorsunuz. Hülyatta ilim irade kudretiyle tasavvuf ediyor. Kazanma neden elfaz-ı Kur'an. Evet. Elfaz-ı Kur'aniye de ilim irade Kur'an şeyi kudreti tazamu neden elfaz-ı Kur'aniye diyor. Kelamı da bunun cem ettiğini söylüyor. Kelam ile ilim irade kudreti cem et. İstersen yazayım onu. Yazalım abi, çok evet. Güzel. Tamam. İzmir irade kudret. Sıralamayı mı değiştirmiş yoksa acaba burada mı yanlışlık var? Ki
kitapta kardeş lüzum, zaret, vücub. Evet. Evet. İrade kudret olması lazım değil mi abi ya? Abi normalde vücub kudrete bakıyor yani. Evet. Zaruret iradeye yani, bakıyor. Şunun da mı yaz abi o zaman? Zaruret de tahsis edildiği gerektirir yani. İlim irade kudret. Siz de öyle diyordunuz abi. Ne diyordum abi? Bana da vücub kudret diye, zaruret irade diye yazdılar. Değil mi? Yani kudreten önce irade. En son ses kaydı böyle. En son böyle mi? En son ses kaydı böyle. Böyle. Ben böyle biliyorum. Bir bakın o zaman. Yine bakalım abi. Ben şey yapalım. Yazdığınıza bakalım ona itibariyle. Evet. Şimdi o sabah gösterdiğiniz şeyde resimde de farklı aslında abi, secere ilikatlı. Orada da bu sıralama da yok galiba. Lüzum, zaruret, vücub şeklinde değil herhalde orada. Peki, ben ne şu anda ne yaptımsa. Kardeş, lüzum ilimdir. Vücub iradedir. Zaruret kudrettir. Doğru. Tamam, bu. Burada kaydettim. Tamam. Bu. Kitaba yazalım. Kitaba da koy, not al. Yani not alın diye bize dediniz ses kaydında. Bu not alın. Bu böyle. Ama hadi diyelim ki şey oldu. Fazla önemli değil. Üç tane sıfatın yakalanması büyük nimet. Beni bayram ettiren budur. Çünkü lüzumu çözemiyordum. Zaten abi başka ilim, kudret, irade değil. Daha biz şeyde vücuda çıkma şartı olarak biliyorduk. Ama bunun bununla eşli olduğunu ben bilmiyordum. Evet. Değil mi? İlim, irade, kudrete biz vücudu şartı sadece değil. İlim yetiyor sadece. Sayarlar. Benim itibar için ilim yetiyor. Kudret ve irade yok. Üçü bir araya gelinse. Şimdi şu anda okuyayım şeyi. Bunu çözdükten sonra Elfaz-ı Kur'aniye. O da 433. Emri itibari ise yani onlara diyor illeti tamme istemez ki. İlleti tamme istemez. Kim? Emri itibari. İlleti yani böyle bir şey itibar edilecek bir şey yok. Yani kendi aleminde, dış dünyada itibar edilecek bir şey yok. İlleti tamme vücudu için. Yani bir şey illeti tamme yani şartları tahakkuk edip o şey vacip olur. Artık ilimden çıkar kudret olur. Unutmayın şunu da yazmam lazım. Bir şeye mahluk denmesi için noktalı virgül o ilmi vücuda kudret taalluk edecek. O zaman o zaman mahluk olur. Sadece kudret mi? İrade de var değil mi abi? İrade de diyeceğiz. Kudret ve irade. İrade ve kudret. İlmi vücuda kudret ve irade dememiz lazım. Şimdi bir ilmi program. İlmi program programı olmuş. Yazılım ilimdir. Tamam, program mesela çekirdek. Tamam. Çekirdek kendisi o program. Çekirdeğin kendisi değil. O program ilmidir. Onun vücuda gelmesi için irade de olması lazım. Kudret lazım ama işte şey yapmayabilir. Önce irade sonra kudret abi. İrade lazım. İrade ve kudret. İrade etmeden kudret etmez. Şuraya kudret. Şey dediği zaten irade mi? Şöyle aslında düşünmüştüm. Şey denmezse irade var, kudret yok. Bir kudret yok. İkisi varmış. Yani kafamda şey tasarladım, çekirdek. Çekirdek ilim var, irade var. Kudret yok. Kudret yok. Çünkü ilmi program var ama program çıkmış. İlmi programın kendisi ilim, o ortaya çıkmış, ilmi vücut. O da irade. İrade ama bir kudret tahallük etmemiş. Ama eğer onu da insan anlaşımlarda zor oluyor deniliyorsa iradeyi de ekleyeyim. Ekleyeyim daha iyi olur. Ama bak bir daha. İlmi de yanlış oluyor. Öyle demeniz yanlış oluyor o zaman abi o zaman. Hangisi yanlış? İradeyi de eklersek böyle yanlış olmuyor mu? Şöyle düzelir mi? Bir şey malum. Söyle. İrade ve kudret tahallük ederse mahluk oluyor. O zaman şöyle sadece, demem lazım. Sadece irade, bitirebilir miyim abi? Sadece irade
Yani ilimle irade bir araya gelirse vücudu harici oluyor. Yani vücudu harici ile mahluk arasındaki fark gibi bir fark var sanki şeyde. Ne fark var? Kudret taluk ederse mahluk adını alıyor. Şeyin çekirdeğinin vücudu haricisi yok mu? Evet. Var. Mahluk. Mahluk mu? Mahluktur. İlmi şeyler de mahluk değil midir? Ya hayır o. Buna hiç dokunmayın. Bak şimdi. Bir daha. Hiç çekirdeğin programı kendisi ilim değil midir? İlim ya. O çekirdeği armut değildir, şeftali. Çok büyük değildir, çok küçük değil. Sağ değil de sol. Yani onu tercih etmiş. Bu irade. İkisi var. İradesiz olmaz abi. He, iradesiz zaten olmaz. Ama vücudu haricisi yok işte. Biz bilmiyoruz onu. Evet. Vücudu haricisi yok yani. Ama çıktığı zaman diyor. Abi, vücudu harici olur denilebilir o zaman. Kudret tahrik ettiği zaman. Çünkü zaten mahluk yani. Kudret teması lazım. İlim var, irade ve kudret teması lazım. Mahluk olup da vücudu haricisi olmayan bir şey. Vücut da zaten irade tahrik etmiş oluyor mesela. Mahluk duruyor mu? Var mı vücudu haricisi yani? Kudret ve irade. İrade. O zaman irade. Ruh da mahluktur mesela. Ama şuraya bir şey derken ilmi bir vücuda. Şey o zaman dediğimiz şey nedir? Şeyi kaldıracağız. Peki. Tamam. İlmi bir vücutsuz vücuda artık anlayın. Başka ne diyeceğim? Vücuda, ilmi bir vücuda, çekirdeğe irade ve kudret taalluk ederse vücudu ilimden vücudu harici çıkar. Hani ilimden kudrete geçer diyor ya. O arada da irade bağlantı oluyor işte. Maşallah ki de ilimsin, gerek değil, daha iyi olmuş. İlimden kudrete getiren şey irade işte. İrade etmezse nasıl geçecek? İrade mi geçecek? İlimlerin kafasındaki proje. İlim var. İrade de var, senaryosunu çizdi. Ama bir irade daha lazım. Vücudu harici vermek de irade kudret gerektiriyor. De tamam. Devam abi. Tamam. Burada kahvemi ver. Aslında Üstad gidişine bakılırsa dedi ki emri nisbidir. Tamam devam et. Emri nisbi izah et. Niye tam itibariye niye böyle dedin diye. Ha işte orada zaten orayı okudu. Bak bu şey Süleyman şey yaptı. Ne yaptı? Çözdü söyledi biraz önce. Biz duymadık. Bak şimdi. Usta bunu dedi mi? Bunlar ikisi nereye itibar etmişti? İkisi Maturidi ve Eşari ne demişti? Bu meylana ve tasarrufa. Nisbi mi dedi? İtibari. Ondan sonra usta tahsis ettikten sonra onların yolundan gidiyor şimdi. İtibarının üstünden yoruluyor. İlk önce tahsis etti. Bir, iki yerde tahsis var. Bir, o meylan dedi, bu tasarruf dedi, fark etmez dedi. İkiniz aynı şeyi söylüyorsunuz dedi. Tamam. Cem etti bir yere. İkincisi dedi ki ustad, buna itibari dediniz diyor. Bu emri nisbidir diyor. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki tamam onu bitirdikten sonra onları şimdi devam et. İtibari olmadığını mı anlatacak? Yani itibari olmadığını, nisbi olduğunu anlatacak. İlk önce itibari olabilmesi için diyor. İlleti tameli bir şey olacak diyor. Yani sahası. Oysa diyor itibar nisbileredir. O nisbiler de dış dünyada illeti tamelidirler. Ama sizin konuştuğunuz itibari şeyler hem illeti tamelsiz. Hepsi iç aleminde. Hiçbirisinde illeti tamel yok. Ama bu meylanın ve tasarrufun konusu illeti tamelli şeyler.
mahluk şeyler, dış dünya, eylemlerimiz, davranışlarımız, bunlar mahluktur. Bunlar itibari diyemezsiniz diyor. Bunlar nispi şeylerdir. Kılıp kılmamak, soğuk sıcak vesaire. O zaman diyor, yani illeti tamiri, eğer sen buna illeti tamiri dersen olmaz diyor. İlleti tamiri için üç tane şey lazım. Vücub, zaret, vücub, şey lüzum. Ortaya girip ihtiyar o zaman ref olur. Yani bir şeyde üç tanesi ilim, irade, kudret girerse gitti. Niçin diyor. Mesela kafamızda bir şeyi tasarladık. Tasarlamayı istedik. Tasarladık. Kudretimiz de var. İster istemez behemeyen ne olur? Mahluk olur. O zaman pişman oldum ya. Teh dur. Düşündüğün anda varlık olsa düşüncene dönemezsin. Düşünce mahluk olur. Düşünebiliyor musunuz? Ne olur buraya bakın. Düşündüğünüz her şey mahluk olsa. Korkunç bir şey olur. Cinayet olur. Düşün başar diyorlar ya. Yani mesela ben en böyle çarpıcı misal vereyim. Allah muhafaza bir haram bir şeyi kişiyle tam mahreminle haram bir şey yaptığın anda olmuş oluyor. Bir daha sorun. He? Söyleyeyim. Daha demeyeyim. Çok ağır. O başka bir şey değil. Bak kardeş. Bak biz bazı şeyleri düşünüyor muyuz Abdullah? Çok şey düşünüyoruz Abdullah. Sonra onlardan vazgeçmiyoruz. Olmaz bu. Bu da bu iyi. Tamam. Osman'a denk geliyorsun. Değiştirdim bu. Benle geliyorsun değiştir. İkide bir değiştirmiyor musun? Vücuda çıkana kadar. Bu illeti tamesiz olduğu içindir. Bu bizim için bulunmaz bir nimet. İlleti tamesiz düşünebilmek. Abdullah abi Mars'ta olsa ne yapar mesela? Şimdi Mars'ta otta ne yapardı deyince sen Mars'tasın. İlleti tameli ya. Yani her düşündüğün var olsa. Şimdi Osman da burada olsa. Şimdi ne dedin? Duydunuz mu ne dedin? Hepimiz gittik. Tamam yaptı. Eyvah dedi. Her düşündüğün mahluk olsa. Ben şöyle diyeyim. Ne güzel olur diyorduk şimdi. Senin çocuğun bebek şimdi büyümüş olsa. Düşündün mü? Yani. Ya gittin bakkal Afyon'dan bir şey alacaksın. Çok tatlı bir şey maşallah. Bir elbise alacaksın. Ya ben onu 15 yaşında düşünüyorum. Tak öyledir elbise aldın gittin giydi. Sen peki sifo mu? Beni de öyle düşünüyorsun. Beni düşündüğün gibi ben olursam. Eğer ne yönde bir insan çok güzel bir şeydi. Yanlış şeyler de gelebilir. Peki ne yapıyor? Haramlarımızdan da dönebiliyoruz. Eğer düşünceler illeti tamı olsa lem yecit ve lem yucet. Bir şey o zaman dönemezsin ki. İhtiyar olur. İhtiyar olur. O zaman cebir olur değil mi abi? Tabii cebir olur. Niçin cebir olur? Düşündüğün her düşündüğünü sen mi düşünüyorsun? Yani, üstad neyi düzeltmiş? Şeytan düşündüğü anda. Üstad neyi düzeltmiş abi burada? Duman olurduk böyle olsaydı. İnsan ben abi, bunu okumuş. Buradan şu çıkıyor. İhtiyar tahayyül ve tasavvurda değil, tahakkülde olması lazım. Yani tahayyül tasavvurda olsaydı burada bizim kontrolsüz alanımız. İhtiyar orada değil ki. Yani, tahakkülde miydi? Onu koyamadı ki geçen. Bir taraf olduğu için, tarafsız olduğu için. Oysa cüz-i ihtiyar taraflıdır. O zaman tasdikte. Tasdikte. Hatta irtizamda, kendi irtizamda, tasdikte değil. Ama tasdikten irtizam çıkıyor ya. O da irtizam. Oradan demiştim. Oradan. Çünkü bak bir daha söyleyeyim. Cüz-i ihtiyar ettiğin bir şey, netice ya. Netice de cüz-i ihtiyar. Ama akıl, taakkul bir taraf. Yani bir yere ihtiyar etmemişsin ki. Ama tasdikteki irtizam, İltizam etmişsin. Artık cüz-i ihtiyaridir o. Onu yazar mısın canım benim? Ya korkunç bir şey oldu. Tamam mı abi? Ter atıyor adam. Belki diyor. Belki yani ihtiyarı ref olsun. Tabii ki ref olur. İhtiyar mı kalır? Çünkü niye? Bakın bir daha. Ne irade kalır ne ihtiyar kalır. Düşündüğün oldu. Düşündüğünü yapıp yapmamak da ihtiyarın elinde değil miydi? Bak bir daha. Düşündüğün oluyor mu olmuyor? Düşündüğünü ihtiyar ediyorsun etmiyorsun. Etmeyince duruyor, edince dışarı çıkıyor.
Bu adam lazım. Şimdi diyor ki usta, ihtiyarı kaldır. Düşündü ne oldu? Tövbe gitti. E kim vazgeçecek? Kim ihtiyar edecek? Bir acayip bir şey ya. Bir de bir şey için 1000 kişi düşünüyor. Hangisi olacak? Yok. Ondan sonra... Ben Gafur'u mesela bundan daha yakışıklı düşünüyorum. Ama birisi daha çirkin düşünüyor. Ya hangisi olacak? Hangisi olacak Gafur yani? Zaman damgası. Peygamber Efendimiz'i Ebu Cehil nasıl görmüştü? Sahabe nasıl görmüştü abi? Onlar o nasıl oluyor? Neyse. O neyse. Olmuyor zaten. Onlar nasıl? Devam hayır, abi. Tamam işte biraz da öyle. Sen zanla alakalı. Lüzum ve zaruret boyu vücub ortaya girip illet eğer diyor, onlara diyor. Emri tibari olsa emri nisbilerin vücudu alt üst olur. Çünkü diyor vücut bir şeyin vücudu için lüzum, zaruret, vücut lazım. O zaman ihtiyar hep olur. İhtiyar dönem bir şey kalmaz. Düşündüğün olmuştur. Düşündüğümüz olmuyorsa hani kader elimizi kolumuzu bağlamıştı? Yani bilmek. Kader bilmektir. Evet. İlim evinde. Kader irade evinden değildir. Buraya dikkat, abi, bunu da yazalım. Psikolojik rahatsızlık yaşayanlar tasavvur ve tahayyülde kendi düşüncelerini, kendi umumi dünya zannediyorlar kendi düşüncelerini Hasan abi. Olmayan şeyleri var gibi düşünüyorlar. İşte. Psikolojik rahatsızlık işte. Direkt bu. Kader, irade nevindendir. He? Hayır. Değildir. İlim nevindir. Başta kader. Siyah yazıyı kader yapın abi. İrade yazdınız ya. Siyah yazı, kader olacak. Durum bu değil. Allah razı olsun. Ağzına kader çıkıyor ama değil mi? Bir tuhaf ya. Allah Allah. Cüz ihtiyarından vazgeçme dedik sana abi ama. Söyledim yazmıyor. Kader, kudret nevinden değildir. Kader, ilim nevindendir. İlim de bilmektir. Yap emri demek değildir. Onun için Allah haşir meydanında verin kaderinizin hesabı yoktur. Verin yaptığınızın hesabı vardır. Cüz-i ihtiyari ne nevinden? Cüz-i ihtiyari irade ne? İhtiyari nevindendir. Yani tercih değil. O yok. Vücuda o, geliyor artık. Vücuda çıkmanın son şeyi. Onunla vücud hariciyi çıkarıyorsun. Kader ilmi şey ise cüz ihtiyarı. Emre itibarı ilim ne yönden ya? İrade ve kudret daha yok işte. Cüz ihtiyarı. Tercih yapıyorsun sen. Yalnız tercih var. İrade nevinden o. Cüz ihtiyari dimağdaki, vicdandaki iradenin dışa vuruşu. Yani iradenin dışa vuruşu ihtiyar. Kesb yani. Kesb denilen cüz ihtiyar yani. İrad. Şimdi belki emri itibarın illeti kimin? Emri itibari. İtibari. İçsel düşünceler. Bir rüçhaniyet derecesine bir şey alsa. Yani beni etkilendi onu düşünüyor. İtibari. İç alem ya. O emri itibari subut bulabilir. Emri itibari. Bir şey arzu ederim. Tamam mı? İçinde sabit olabilir o. Bir tarafa karar verdim yani. Karar verdim ya. Ama subut buldu. Karar verdim. Bu mu bu mu biraz önce yaptım. Bunu sen bir şey dedin onu dedin. Ondan sonra karar. Ama bir yerde sabitleşti. Bu. Karar vermedim de terazinin bir kefesi ağır bastı. Öyle. O şey gibi yapsın. Çikolatayla bal meselesi. Bana doğru meylettiniz. Bana doğru meylettim. Allah razı olsun. Öyleyse o anda meylettim ya. Bal mı? Daha yemedim ama. Bal dedim. Ama daha vücuda çıkmadı. Oraya meyil mi girdi? Yani o... Yok. Bak daha ne girecek söyleyecek. Subut buldum abim. Şey bakar mısın? Çok önemli olduğu için. Burada değil miydim ikinci derste? Bu taraf neydi? Çikolata. Bu taraf? Ha, durdun mu? Peki nereye ağır bastı? Bağ. Yedi mi daha? Yemedim daha. Bağır bastı ama. Karar verdim şimdi.
karar sübut buldu. Sübut buldu. Sabitleşti. Sabitleşti daha bu. Uygulamaya. Ama daha uygulamadınız. Yok. Dönme şansı. Onun için bazıları diyor ki ha, abi ikide bir dönme şansın var şimdi. Tamam bu canım. Hem Kur'an methediyor, hem hadis methediyor bu bal. Hem de şüpheli değil bunu. Tabii canım. Tamam. O tercih değil mi o yaptığımız? Ama bir de çok yazık. Tasavvur mu oldu? Tasavvur mu oldu? Bunlar mı? Karar verdim. Tabii tasavvurda oluyor. Burada. İtibari yani. İtibari. Subut buldu mu? Sabitleşti mi? Ok. Ama sabitleşti aldı. Dedi ki, abi benim içimi okuyor gibi oldu. Tamam mı? Abi ya bal her zaman her memlekette yersin. Ha, bu senin dostun getir. Bir de bal bir yerde bulamaz. Veya doğru söyledin lan. Karar verdi mi hatta? Değiştirebiliyorum. Evet. Ama daha burada itibari de subut buldu. Sabitlendi. Ok. Tamam. Buna karar verdi. Ama peki vücuda çıkma şeyinde subut bir esassa. Esas olsa o zaman dördüncü esas zaman... değil. Değil mi? Evet. Değil. Tamam. Değil. Bu arada şunu da söyleyeyim Hasan abi. Ben hani diyorsunuz ya Eşari ve Maturidi, üstad ne yapıyor? Birleştiriyor. Ben olsaydım size, içiniz okuyarak şey yapsaydım, üstad gibi birleştirirdim. Derdim ki çikolatayı bala sokun, öyle yiyin. Mesela, o üstad diyor. Ben üstad gibi birleştirecektim. Ona ne demiştik? Bu nasıl bir hayvanlık değil mi? Nasıl? Ben demiştim ya Hasan abi, şimdi bunu anlattıktan sonra, önümde işte hurma var. bir de... Başka bir filan var. Onu bu elim diyor ki biraz daha ye. Bu tarafım diyor ki evet ye. Hakikaten doğru diyor ye. Osman da dedi ki Nefis de diyor ki Ene de diyor ki daha ne duruyorsun? Dal. Bu ne tür bir hayvanlıktı diyor. Peki. Subut bulabilir dedim. Subut buldu mu Hasan'ım? Muallim. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Çünkü itibari. Terk edebilir o anda. Dedim ama terk eder. Çünkü daha mahluk olmadı yani. Mahluk olmadı. Mahluk olsa... Kur'an o anda ona diyebilir ki, Kur'an şu şerdir, yapma. Şimdi şeye geldik, izana geldik. Yani şeyde, taakkulde bir behreydi. Tasdikte İltizam çıkıyor. Tasdik. Tasdik ilimdir, iltizamdır. Cüz-i ihtiyari var. Yedi. Şey o. Evet. Cüz-i ihtiyari. Kullandı. Kullandı. Sonra geldi. Işte, izana geldi. Şimdi izana geldiğini yani, nasıl anlar? Kalbi anlar. Kur'an. Kur'an ve kutsi şeyler girerse izandır. Dima. Hiç unutmayın. Nasıl abi? İzan bu kadar serüven yaşadı. Şimdi kutsi şeyler gelince izan, dima, kalbi ya. Manevi yapısı. Ha. O anda... Evet, o şerdir, yapma dedi. Kim? Kur'an o anda diyebilir ki, şu şerdir, yapma. Sabit buldum halde. Bunu yiyecektim. Şerdir, yapma. Tahakkülden değil miydi Kur'an vahiy? Ama Kur'an hepsini inşa etti ya. Tasdik olmadan önce tahakkül dedi, şerdir, yapma. Evet, eğer abd, halik, evfali bulunsaydı. Hepsi tek tek cümledir. İle bağlamıyor. Eğer insan... Halik-i efali bulunsaydı, fiilinin haliki olsaydı, yani o zaman ne olurdu fiili halik şu, düşündüm olmuş olsaydı, insan kişinin fiili haliki olurdu, olsaydı, icada iktidar olsaydı o vakit ihtiyar hep olurdu. Niçin? Düşündüğüm anda olmuştur. İhtiyar denen bir şey olur mu? Düşündüğüm şey olmuştur, daha olsun olmasın mı diyen kim var? Yukarıda, bu çok acayip bir şey. Yukarıda bu lüzum, zaruret ve vücuttan bahsettiği yerle bu ikinci söylediği arasında ne fark var abi? Eğer at, halik, efali bulunsaydı, yani ikisinde de aynı şeyi... Söylüyor ama, halik, efali olsa, bir sormayacak mıyızdık? Bir insan halik, efali olabilmesi için ne yapmak lazım? Birinde abi Cebriye'ye önceki cümlede, bunda evet. Mutezile'ye cevap veriyor. Cevap veriyor. Evet. Yani öndeki cümlede cebir olurdu. Cebir olur. Şimdi de mutezile ediyor. Evet. Yani mesela Cebriye, yani bizim bir şeyimiz yok ki. Biz yapıyoruz. Yapmak zorunda kalıyoruz. Hakikaten düşündüğüm şey olsaydı, hakikaten Cebriye var ya. Mutezile ne diyordu?
Beşer kendi efendine halik. Halikidir. O şimdi gelecek cümlede onu söylüyor. Evet. İkinci cümle Mutezile diyoruz. Ondan sonra icada iktidar olsaydı o vakit yat ref olurdu. Yani düşündüğüm şey olsaydı vücudu, o zaman o düşündüğüm dışarıya çıksın mı çıkmasın mı? Kim onu hayır evet diyecek? Hırsızın kolu gitti mesela şeyi çalacak. Çalmaya gitti. Kur'an o anda semavi bir nida geldi. Hırsızın elini kes. Nidasını üşütti. O meyletti ama değil mi? Meyletti, itibariydi, kesti. Geri geçecekti. Kur'an o anda hükmetti ona. O da kutsiyeti şarttı. Bunu elin tuttu, geri geldi. Çünkü ilmi usulü, usul ve hikmette malem yecib lem yucet kaydesince mükerrerdir ki ne demek? Bir şey vacip olmasa vücuda gelmez. Peki hemen hiç soru sormayın. Vacip ne demek? Yani illeti tamme bulunacak, sonra vücuda gelebilir. İlleti tamme ise malulu bir zarure ve bil kuvve iktiza ediyor. Bil vücub. Malulu bir zarure bil vücub iktiza ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. Burada üç tane olay anlatıyor. Mutezile, Cebriye, Maturidi, Eş'ari, emri itibari, emri nisbinin sağlarını çiziyor ve kimilerini tahsil ediyor. Kimilerin hükmünün ne kadar Cebriye ve Mutezile yanlış olduğunu gösteriyor bir paragraf. Gayet müdakik alimlere mahsup bir hakikattir diyor. Afyon'da okunabilir. Usta çok ağır esfar hükle gelene vurmuş. Ha buna mı demiş değil mi? Gayet müdakik alimlere mahsus bir hakikattir. O, dikkat ederseniz o her şeyi okumadık. Evet. Ve ilgimi çekmedi yani hiç. Gayri ihtiyar. Şimdi ondan sonra eğer desen geliyor ya bir iki tane geliyor o sayfadan sonra. Hani şimdi sen böyle deyince bu sefer Cebriye Mutezile sana bir şey söyleyecek. Şimdi eğer desen de birinci eğer desen de Cebriye'ye cevap veriyor. İkinci eğer desen de Mutezile'ye cevap veriyor. Evet. Şimdi gene Allah razı olsun. O şeyini tut, onu gene tekrar hatırlar. Eğer demeyin. Oraya gelince mutlaka hatırlar. Unuturum. Şimdi ben bu meylanı tekrar şey yapalım. Orayı tamamlayalım. Ama burası çok zor bir yerdi. Güzel oldu. Hı. 130 muydu? Tamam. Güzel. İradeden gelen, irade subutu sıfattan, evamir tekmini biliyorsunuz iki tanedir. İlleti tameli, illeti tamessiz. Yani evamir tekminiye. Ne fark var abi? Dört tane diyorduk. Böyle iştiyat, incizat. O yok. Altyapısı. O altyapısı. Yani mesela illeti tame içerisinde ihtiyaç, iştiyak, incizat, meylan var. Tamam mı? Evamir tekminiye. Evamir tekminiye. Biz ne dedim? İlleti tame. Ha yanlış söylüyorum. İradenin gelen evamir tekminin tecellileridir. Ne o? İradeden gelen evam tekniği cilveleridir. Ne o? Meylan. Meylan dedimiş değil mi? Vücud harcısı yok. Tanmayı anlatacaktım. Evamili tekmini meylanlar şek ve lezzet ortaya çıkıyor. İrade. İradeden evamili tekmini. Evamili tekmini de meylan. Meylandan şefk. Şeften lezzet çıkıyor. Şimdi biraz da gideyim. Daha şapı ve şapsın. Ama Allah'ım dostum. İlleti tamamlayan olanı da benim söyler misin ama açıklar mısın? Bak şimdi. Şöyle anlatayım. Şecere-i Hilkat açabilir miyiz? Açayım. Açık değil mi? Açık olmasın. Yok kapalı. Kapalı. O fotoğraf şeyi basılı duruyor. Hatırlayamaz ki. Kolgu Krom'un yanındaki fotoğraf şu sekmesi basılmış da abi. Ha bu mu? Şunu mu? Yok diğer abi. Ne bu mu? Onun yanındaki. Onu, ha o. Asıldı mı? O film yani. Ha tamam. Fotoğraf. O yanlış. Daha yeni yutuyor. Hmm. İhtiyar refetti. O açılmadı kapanmaz. Bombacı imha ediyor. Ha? Senin yüzünden patlayacak.
Bak, nasıl izah edeceğim bilmiyorum. Burası illeti tammeli şu. Tayri iştiyatı. İlleti tammesisi bu. Evameli tekniğinin. Mecul'de değil. Yani mecul'de birisi, biri nerede abi? Daire. Daire ilimle daire hayatı cem etmiş. Biri mahluk, biri mahluk değil. He, Allah razı olsun. Birisi mahluk, birisi mahluk değil. İlleti tamme dedi gene. Birisi Allah canibi. Tammesiz olan mahluk değil. Evet. Tammeli olan mahluk. Şimdi böyle dursun, gene geçelim şeye. Olur mu abiler? Şu meylanı biraz dokunmayalım ki. Mecul'de olan mahluk değil. Bir dakika, evamelin tekniği ne var? Onlar mahluk. Tamam. Kes denilen mastarda mastar vurmak, okumak ismi fail oradan türetiliyor vesaire oradan çıkartıyorlar şunlar. Bir şeyin çıktığı menba fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli fiil kök. Fiil kökü okumak, yazmak gibi mastar kelimesi ismi mekandır, sudur etmek manasını gelir diye İlmi kelamın tabirini parantez içine aldım. Benim şey değil o, ilmi kelam. Çekirdek mökte hayatiye meylandır. Hutbe-i Şamiye 12, farklılıklar görsün diye okuyorum. Zenginlik katsın düşüncemize. Hutbe-i Şamiye 112'de şu meylanlar neymiş, nereden geliyormuş? İradeden gelen evamiri tekvinin tecellileri cilveleridir. O zaman sıralarsak irade, evamiri tekvini, meylan. Tamam mı abiler? Sıra bu. Yapayım isterseniz. Yazayım. İrade evamiri yani yeter mi diye A yapsam yeter mi diye şöylesi tekviniye oradan da şu çıkıyor arkadaşlar meylan sıra. Ok at koyduk. Şekille çalışırsak hiçbir şeye meydan vermiyor. Şimdi devam ediyorum. Meylan, evamiri tekvinin tecellileridir, cilveleriymiş. Sözler 701'de şu meylanlar bütün birer emri tekvini birer hükmü yezdani. Şimdi benim tespitim Allahu alem şimdilik bana geliyor ki meylan yani şeyi o hani kalpte çıkıyor ya meylan kalbin neresinde diye merak ettim. Meylanı ilk önce malzemesini yapayım de meylanı etkileyen kültür, örf, anane yani meylediyorsun bir şey. Niçin meylediyorsun? Örf etkisi var, kültürün etkisi var. Cinsiyetin etkisi var, yaşın etkisi var, eğitimin etkisi var, tamam mı? Vesaire. Bunları etkileyen külliyata bakınca Kastamonu 108, Kastamonu 110 şualarda bunları etkilenen birinci sebep latife insaniyedir. İnsanda bir latife var ki o sukut ettiği zaman diyor her şeyi berbat ediyor. O hıfsa hayat cihazı ve bir şey hıfsı ve hırsı hayat. Hırsı hayat aşkı taşıyan bir cihaz insaniye çok esbapla yaralanmış. Geç şey onu kim olduğunu söylüyor. 273 Barla'da o latife insani olan aynı 273'te o latife insani. Demek ki o hırsı hayat, hıfsı, hırsı hayat vesaire, yani örfün vesaire getirip aşkı taşıyan bir latife insaniye.
Barla'daki insan, Latife İnsani söylüyor. Ha demek ki hepsini bir topladım. Bunların cemi örftür. İşte mesela birisi 27. sözde de geçiyor. Her asırda bir mergup beta oluyor. Bunlar hep etkilenen insan sebebidir. Meylediyor mesela. Daireye meylediyor toplum. İnsan meyle. Arabaya meylediyor. O tarafa kayıyor. Bu meylan bu tarafa. Ha bu latife. O zaman ha bu latife kalpte diyor usta zaten. Meylanlar kalpte çıktığı zaman diyor. Ha o meylanın kalbi neresinde diye baktım. Latife insaniye. Çünkü tutuyor. Yani meyli aktif eden malzemelerle latife insaniye bozan malzemeler aynı. Şekilde Latife-i Rabbaniye demişsiniz. Şu cevher ruhu anlatan var diye şu. Ne demişim? Yani irade, cüz-i ihtiyar, meylan, tasarrufun yani şeydeki kısmı Latife-i Rabbaniye koymuşsunuz. Bir getirir misin o? Latife-i Rabbaniye nereye koydum? Hangisi? Şu abi şurası. Zişur, emri nisbi, emri itibari. Ruhun dört sıfatının açıkları. Evet. O zaman bu ne olacaktı? Evet. Latife-i Rabbaniye demişsiniz, öyle çağrıştır. Evet. Latife-i Rabbaniye değil, Latife-i İnsani nerede var? Orada yok gibi duruyor. Orada yok Latife-i İnsani. Evet. O, bir oraya. De şurada var, mesela efkar tasavvurattan sonra yine meyiller var. Buradaki meyille bu meylan aynı şeyler mi? Kabiliyet istiyor. Ona bir bakayım he. Ha, ama emri isti, emrin itibar, emri itibar. Şu an Latife-i İnsaniye'dir diyor. Bak şimdi, yani Allah-u Alem geliyor bu kadar mağazaya çalıştıktan sonra. Baktım ki, ilk önce şeyi sebebini söyledim. Bu Latife, bir Latife-i İnsaniye var ki, bir Latife var ki, sukut edince diğerleri de sukut ettiriyor. Tamam, Barla'da çok acayip anlatıyor bunu. Müslümanlarda şu oluyor olursa, kafirde böyle olursa diye Latife-i İnsaniye'yi. O bir latife diyor Kastamonu'da. O latife isim vermiyor ama insana ait bir latife diyor Kastamonu'da. Latife-i İnsaniye. Latife-i İnsaniye'yi bozan, tersini düşün, ihya eden sebeplere baktığımız zaman meyli de aynı şeyler etkiliyor. Meyil. Meyli örf etkiler. Anan etkiler. Kültür etkiler. Arzu vesaire etkiliyor. Latife-i İnsaniye de aynı şey yapıyor. Tamam mı? O zaman Allah-u Alem, zaten not almışım bak görüyor musun? Allah-u Alem şimdilik bana geliyor ki meylan Latife-i İnsaniye'de bulunuyor. Ama bunu silin beyninizde, şunu yazabiliriz. Ustadın dediğini çizeyim. Bu meylan ise kalptedir. Ama kalbin neresindeyse onu ben şimdilik Latife-i İnsaniye'de olduğu geliyor. Şimdi bunu bitirdikten sonra ilim malumu anlatacağım size. O da kader risalesinde çok sıkıntılı bir şey. Ondan sonra kapatacağız selam. Bir şey sorabilir miyim? Evamili tekviniyenin tecellileridir ve cilveleridir diyorsunuz ya. Ben tecelli ve cilve. Mesela şu şekilde değişebilir mi? Değişken alıyor değil mi abi? Mesela benim babam çaldığı bir parayla ev alıyor. O evde alkollü vaziyette beni ekmiş. Şimdi benim meylanlarım nasıl oldu abi? Yani o nasıl tesir ediyor? Ben ediyor. %100 etmez. Çünkü o zaman cebir olur. Evet. Zulüm olur. Çünkü kafirlerin çocuklarında Müslüman olmuş. Ama Müslümanın çocuklarında da zındık olan var. Hatta peygamberin çocuğu peygambere iman etmemiş. Ebu Cehil'in oğlu İkrim Radiyallahu anh. İkrim Radiyallahu anh. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Evet. Kenan mesela, Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil. Yani cebir olurdu. Onun için mahkemede şöyle bir cümle var. Kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Evet. Ama etki, peki ne zaman etkiler? Çok uğraştım ben buna. Dediniz ya. Bak kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Ama çok uğraştım. Nasıl? Nasıl etkile nesebinden? Aynı burnundan düşer gibi olur. Eğer kendine yatırım yapma, katkı yapma, okuma, aynı babanın o dediğin şeyler aynı öyle oluruz. Tamam, mesela bir misal vereyim. Ter mübarektir değil mi? İçki içenin teri necistir. Büyük abdest gibidir. Veya küçük abdest gibidir. Tamam. Yani babadan şu
babadan gelen o dürtüler, yani etkiyi edici yapı sistemleri insan maneviyatıyla, düşünceleriyle, gayretiyle arkasını geçebiliyor. Bizim elimizde. Evet, yani zor oluyor ama arkasına geçebiliyorsun. Yani güzel bir ailenin, mesela diyelim ki güzel bir aile çocuğu şu olur şimdi. Çocuk istiyorsanız kesinlikle evinizde 40 gün televizyon çalmaması lazım. Kadın erkek daha dur. 40 gün sonra isteyeceksiniz. 40 gün televizyon seyretmeyeceksiniz. İmam Azam'a gelmişler, soru sormuşlar. Cevabı bal yeme. 40 gün sonra gel demiş. 40 gün sonra demiş ki bal yemesin çocuğum. Ya İmam, o zaman deseydin ya. Bal yemiştim ben. Sözüm tesir etmezdi. Ha, 40 gün vücutta gıdalar temizlenecek, dimağlar temizlenecek, sonra çocuk isteyeceksin. Sebep bu. Şimdi şaşırmayın. Her günün gecenin tesiri yok mu? Her ayın doğumun yok mu? Şimdi cumartesi düğün yaptırıyorlar. Pazar gecesi Ram-ı Madere düşüyor. Peki perşembe günü gündüz düğün yap. Perşembe cumaya bağlan ki cuma akşamı Ram-ı Madere o zaman düşsün.